Ölmeye yatmak. Rahmetli Adalet Ağaoğlu'nun bir romanının isminden aldım bu başlığı. Hayattan bıkmış, intiharın eşiğine gelmiş. Birini anlatır bu romanın da Adalet Hanım. Göreve beraber başladığımız 40 yıllık bir arkadaşımı aradım. Sesinden anladım moral bozukluğunu. Bu arkadaşım da ölmeye yatmıştı aynı romandaki gibi. Nasılsın? Epeydir görüşemiyoruz. Beraber böyle bir yerlere çıkıp buluşalım dedim. Arkadaşım bana hakkını helal et. Ben hiçbir yere çıkmıyorum. Evde yatıyorum demesin mi? Başımdan vurulmuşa döndüm. Çok üzüldüm. Göreve beraber başladığımız arkadaşım ölmeye yatmıştı. İkimiz de en geç dönemimizde ne kadar heyecanlı, ne kadar hayata bağlıydık. Öyle kalsaydık, her zaman böyle hayattan bıkmazdık. Ona nasıl anlatacaktım? Tekrar nasıl hayata döndürecektim? Kendisine evde ziyaret edip derdini dinlemeliydim. Neden küstü hayata öğrenmeliydim. Mutlaka birilerine darılmış, kızmış olabilirdi. Sebep neydi bu karamsarlığına? Benim tahmin ettiklerimden başkaydı derdi. Hastalıkları onu yormuştu. Telefonda hastalıklarından bahsetti. Ben de onu dinledim. Evine gitmenin uygun olmadığını anladığım için şimdilik ziyaretimi erteledim. Kısa zamanda onu bu durumdan kurtarmaya çalışacaktım. Bu durumun genellikle herkeste olabileceğini düşünerek ona söyleyeceklerimi onun gibi olanlara da duyurmak istiyorum. Hiçbir illet ve bela kendinden gelip kurt gibi insanın bünyesine yerleşmez. Onu mutlaka bir şekilde biz davet ediyoruz içimize. O da gelip yerleşiyor en mahrem odamıza. Sonra o bizi huzursuz ediyor. Durmadan biz misafir o yerli oluyor. Dağdan gelip ev sahibini kovuyor yani. Sağlık her şeyin başı ama onu bir tanrı gibi kabul edip ona tapmamalı. Onun mutlaka bir tedavisi vardır. Çareler aramaları, tedavisine bakmaları çok ilgili gözükmemeli. İkinci bir hastalık da bu hastalığına kapılmaktır. Ömrün ecelin ne zaman geleceği belli değildir. Onun için endişelenmemeli. Geldiğinde rahatlıkla kabul etmelidir. Gelmeden ecel gelmiş gibi davranmak, teslim olmak, işte insanı bu arkadaşım gibi perişan ediyor. Sabahları erken kalkıp, herkes uyurken, maddi manevi sporunu yapıp, sağlığını korumak ve hayattan zevk almak ne kadar mutlu eder insanı. O temiz havayı ciğerlerine doldurmak ne hoş bir faaliyettir. Yüzümüze vuran sabah esintisi insanı sağlıklı yapmaya yeter de artar. Hele yalnız da sizinle beraber olan bir arkadaşınız varsa, onunla yaptığınız hoş sohbet ve şakalar sizi dertlerinizden uzaklaştırır. Hayat varken ölüme yatmak da nereden çıkıyor? Bu miskinlikten, kolaya kaçmaktan başka bir şey değildir. Arkadaşımı bu durumdan kurtarmanın önce onun ruhunu tedavi etmekle başlayacağını biliyorum. En kısa zamanda onun ziyaretine gidip derdini anlayacağım. Çünkü o içine yerleşen yabancıyı oradan kovamıyor. Belki beraberce kovmamız gerekecek.